أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المنشدين المهديين من بعده بوجرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، صدق الله العظيم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حمد المتخللون من أمتي. قال وما المتخللون يا رسول الله؟ قال المتخللون في الوضوء والمتخللون من الطعام. أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع، وأما تخليل الطعام فمن الطعام، فإنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي، صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جماعة المسلمين إخواننا، sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyorlar ki, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ. مَا يَلْفِظُ, insan atmaz. Lafız arkadaşlar, normalde lafız, hani biz Türkçe'de konuşmak, kelime gibi bir manalara kullanıyoruz lafzı. Lafız atmak demektir. Lafız Arapça aslı, manası atmak demektir. İnsan konuştuğu şeyi ağzından attığı için buna telaffuz deniyor. Atmak. Tamam. İşte insan atmaz, ma yelfizu atmaz, ağzından atmaz, min kavlin hiçbir söz atmaz, yani ağzından hiçbir söz çıkartmaz, illa insan ne zaman ağzından bir söz atar çıkartırsa, ledeyhi o insanın yanında vardır, ne vardır? Rakibun, bir gözcü vardır, bir murakip vardır, öyle gözü ki atid, hazır bir gözcü vardır, hemen kaydediyor, şu gün şu saat şurada şunu dedi. Şöyle dedi, böyle dedi, öyle dedi. Hepsini yazıyor. Arkadaşlar, doğru olmak, doğru konuşmak çok büyük bir asıldır. Doğru olmak, doğru konuşmak çok büyük bir asıldır. Mesela hani kıymet sırasında anlatılırken peygamberan izam en eftaldir. Peygamberlerden sonra mesela hani şehitler var, sıddıklar var. Bak salihler var. Aşağıdan yukarı doğru gidiyorum. Salihler var. Salih iyi insan demek. Şehitler var. Biliyorsunuz. Ondan sonra sıddıklar var. Sonra da peygamberler var. Sıddık arkadaşlar, asıl manası doğrular demektir. Salihler iyi insanlar. Düzgün namaz kılıyor, düzgün oruç tutuyor, haramlardan kendini koruyor. Şehit Allah için canını vermiş. Ondan bir üst basamak, peygamberlerle aradaki basamak sıddıklar. Sıddıkın asıl manası arkadaşlar doğru demektir yani. Çok doğru adamlar. Ciddi, acayip doğru. Yani hani saçma derecede doğru yani. Çok ince doğru. Bu arkadaşlar dinde çok büyük bir asıldır. Allah katında çok kıymetli bir şeydir. Doğru olmak, ağızdan çıkan sözün doğru olması, insanın doğruyu söylemesi, doğruya hevesli olması, doğruya gayretli olması Allah katında çok büyük bir şeydir. Yani geçmiş büyüklerden bu doğruluk hususunda acayip acayip şeyler yapmışlar yani. Mesela Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam 3 gün beklediği vakidir. İsmail aleyhisselam da herhalde 7 gün bekledi. Biriyle anlaşmış Peygamberimiz. İşte mesela saat 12'de falanca yerde buluşalım. Adam gelmiyor. Peygamberimizin 3 gün beklediği var arkadaşlar.
Artık 3 gün 24 saat mi orada bekledi? Yoksa her gün saat 12'de oraya gitti mi? Orayı bilmiyorum, tamam mı? Ama 3 gün sonra karşılaştılar o vatandaşla. Peygamberimiz ona buyurdu, ya bana çok meşakkat verdin, eziyet verdin buyurdu. Bak 3 gündür ben seni bekliyorum buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Ağzından çıktı 12'de seninle buluşacağız. Ağzından çıktı 12'de seninle ne yapacağız? Buluşacağız. Şimdi millette adet oldu. Bir esnafta oturuyorum böyle. Bir ticaret konuşuyorlar. Ben diyor bir kere iki ay zaten takarım diyor. Ya zaten onu yaparım ben diyor. Bir kere iki ay takarım. Ne demek yani, mesela diyelim ki Ocak'ta vereceğim dedi. Ya bir kere zaten onu kesin Mart'tan önce vermez. Ya Ocak'ta vereceğim dedi. Bak iki ay zaten takarım ben diyor. O zaten kafadan bitti. Bunlar yerli. Aman arkadaşlar dikkat edin. Bu doğruluk Allah katında çok kıymetli bir şeydir. Dikkat edin şimdi, bak teraziye düşünün. Terazinin bu tarafı ne kadar yükselirse bu kefede o kadar alçalır. Terazinin bu kefesi ne kadar yükselirse, ne kadar yüksekse bu kefe, anlayın ki öteki kefede o kadar alçaktır. Yani Allah katında çok doğru olmak ne kadar kıymetli ise, doğrudan uzak olmak da o kadar basit, alçak, kötü bir şeydir arkadaşlar. Bu ne kadar yüksekse bu da o kadar alçak bir şeydir. Hani o ben en az iki ay takarım, bir kere kafadan iki ay takarım diyor. O onu kendine böyle kar düşünüyor ya yani. Kar zannediyor ya onu. Halbuki neler kaybediyor, neler kaybediyor, neler kaybediyor, haberi yok yani. Şahidübillah. Ma yelfizu min kavlin, insan hiçbir söz atmaz. İlla ancak dediği insanın yanında vardır. Ne vardır? Rakibun atid. Hazır bir gözcü, hazır bir murakip vardır. Arkadaşlar insanın söylediği şey, ağzından çıkan şey doğru olacak. Doğruya %100 mutabık olacak, binde bin mutabık olacak, binde bin mutabık olma ihtimali varken insan 999 demeyecek. Hani yuvarlama yapıyoruz ya biz çoğu zaman böyle. O yuvarlamalar tamına imkan varsa arkadaşlar insan hep tam yapacak. Doğru olacak. Ağzından ne çıkarsa insanın doğru olacak. Bunu arkadaşlar çok titizlik, yani günlük hayatımızda, ticaretimizde, arkadaşlık ilişkilerimizde, ailemiz ilişkilerimizde, her şeyimizde, dünyamız hususunda, ahiretimiz hususunda çok dikkat edelim arkadaşlar. İşin öbür tarafı, hani bu doğruluk mevzusuna şimdi başka bir yönden yaklaşacağım. Mesela Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam İbrahim isminde bir oğlu var idi. Bebekken vefat etti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ağladı. Ashab-ı kiramdan gördüler, dediler ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bir rahmettir buyurdu. Bu bir rahmettir, insan yani böyle ağlar, insan ağlar. Buyurdu ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, göz ağlar, kalp üzülür ama ağzımızdan Allah'ımızın razı olmayacağı bir şey çıkmaz. İnsanın ağzından çıkan şey doğru olacak. Göz ağlar, olur. Kalp üzülür, olur ama ağızdan Allah'ımızın razı olmadığı bir şey çıkmayacak. Özellikle mutat halleriniz değil de çok böyle sevinçli, keyifli, neşeli, mutlu olduğunuz zamanlara veya çok ters böyle eksi durumda, çok kızgın, sinirli, üzüntülü olduğunuz zamanlara dikkat edin. Bu zamanlarda arkadaşlar şeytanın insanı kandırmasına çok büyük fırsat vardır. Normal zamanda aklınız başınız yerindedir zaten. Mutedil düşünürsünüz, saçma sapan konuşmazsınız kolay kolay. Ama çok keyifli olduğunuzda şeytan kurcalar. Çok sinirli olduğunuzda, kızgın olduğunuzda şeytan gene kurcalar. Aman arkadaşlar. Allah peygamber küfrediyor adam ya. Elhamdülillah Müslümanım diyen adam Allah peygamber küfrediyor adam ya. Allah muhafaza etsin ya. Niye? Çok kızmış. Bak ne o? Bak normalde yapmazdı belki ona. Ama kızdığı zaman ağız, bak peygamberimiz ne buyurdu? Bak üzülürüm. Bak ne demek ya? Şimdi peygamberimizin o eksi durumu, çok üzgün oldu. Evladı ölmüş insanın ya. He? Düşünsenize, Allah muhafaza etsin. İnsanın evladı ölmüş, insan üzgün olduğu durum bak. Ama gözümüz ağlar, kalbimiz üzülür ama ağzımızdan Allah'ımızın razı olmayacağı bir şey çıkmaz. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Sevinçli olduğunuz zaman her zaman kendimizi kontrol edeceğiz. Ama özellikle böyle keyifli, neşeli, mutlu olduğunuz zamanlarda saçma sapan konuşmamak için ya şaka yapıyor ya, çok mutlu ya böyle şaka yapıyor ya. Hacıyla dalga geçiyor, hocayla dalga geçiyor, Kur'an'la dalga geçiyor, ayette dalga geçiyor, İslam'la dalga geçiyor, sünnetle dalga geçiyor, peygamberle dalga geçiyor. Hani matrak yapıyor aklı sıra. İnan var böyle, hani kusura bakmayın, kuzuyu böyle şişe geçiriyorlar, böyle ateşte böyle çeviriyorlar ya, o senden daha iyi durumda yani. Onun durumu senden çok çok çok, yani böyle kuzunun kafasını kesmişler, derisini yüzmüşler, böyle şişe geçirmişler, böyle çeviriyorlar ya, o senden kat kat daha iyi. Sen keyiften söylüyorsun böyle ama Allah'ı muhafaza etsin arkadaşlar. Anlatabiliyorum değil mi demek istediğimi? Çok keyifli olduğu zamanlarda insanın, bir de çok üzgün olduğu, kızıyorsun mesela evde hanımına, bastırıyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Sayıyorsun. Ondan sonra hocam ne olacak? Dünyanın da gitti, ahiretin de gitti. Ne olacak? Ne olacak yani?
Ha, çok soruyorlar bana ne olacak? Vallahi diyorum o babasının evine gidecek, sen de babasının evine gideceksin diyorum yani. Hocam ya kızgınlıkla söyledim. Ya zaten aklın başında olsaydı söylemezdin. Kızgınlıkla söylediğin için böyle zaten. Ha, söylemeseydin kardeşim ağız senin ağzın. Ağız senin ağzın, sen söyledin bu sözü. Bak Mevla boşu boşuna buyurmuyor. İnsanın ağzından çıkan ne söz varsa yanında hazır bir murakip var. Böyle 24 saat böyle seni bekliyor. Senden bir şey çıkacak mı diye seni bekliyor. Hepsini böyle kaydediyor yani. Onun için dikkat lazımdır arkadaşlar. Titizlik lazımdır. Mahşerde insanın amel defteri böyle uçarak geliyor böyle insanın önüne. Hani defter diyoruz, biz de keyfiyetinin nasıllığını bilmiyoruz, tamam mı? Nasıl bir defterdir bilmiyoruz ama yani anlatırken kitap diyoruz, defter diyoruz. Geliyor böyle insan böyle bir açıyor bakıyor böyle. Uuu diyor, مَا لَهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُوا صَغِيرَةً وَلَا كِبِيرَةً اِلَّا اَحْسَاهَا مَا لَهَذَا الْكِتَابِ, ya bu kitabı ne oluyor, ne olmuş buna? لَا يُغَادِرُوا bırakmıyor, صَغِيرَةً hiçbir küçük şey, وَلَا كِبِيرَةً hiçbir büyük şey, اِلَّا اَحْسَاهَا ne varsa hepsini saymış diyor ya. Hiç küçük bir şey bırakmamış, hiç büyük bir şey, küçük büyük dememiş, hepsini yazmış. Hani bence çok basit bir şeydi, önemsiz bir şeydi. Hepsini yazmışlar, ne oluyor böyle diyor, ben nasıl altından kalkacağım onun diyor insan. Mevlamız bunu niye haber veriyor bize? Kullanmak böyle böyle şeyler var. Bunlar sizin başınıza gelecek. Onun için ayağınızı denk alın. Böyle böyle şeyler var. Mesela bu ayet-i kerimenin tefsirinde Abdullah bin Abbas Hazretleri buyuruyor ki küçük şey dediği nedir biliyor musun? Tebessümdür. Şöyle tebessüm ettin böyle. Bir şey oldu böyle. Tebessüm ettin yazdılar oraya falanca bir şey oldu. Buna tebessüm etti bu. Yazdılar. Vay sen bunu nasıl gülersin? Ahirete yapışıyorlar kulağından sonra adamına. Yani benim dinimle alay ettiler. Sen güldün ona. Bir de keyif aldın sen ondan böyle ha falan. İnsan kulağına yapışıyorlar. Tamam, bak onu bile yazıyorlar, hiç boş gitmez. Ma yelfuzu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Hazır gözcü var böyle bekliyor. Hani mobeseler var ya şimdi böyle sokaklarda, onun gibi düşünün böyle. Hayatımızda böyle kelle başı mobese var. Cadde başı değil, sokak başı değil, köşe başı değil. Kelle başı böyle mobese var, böyle ahiret mobesesi var. Mesela belli bir açıdan girersin, bir yolu vardır, yordamı vardır, mobeseden kurtulursun belki ama böyle şahıs kelle başı olan mobeseden kurtuluş yok. Ağzından mesela mobese kamera sadece senin görüntünü kaydeder, sesini kaydetmez bugünkü. Belki 50 sene sonra ses kaydeden de çıkar, bilmem orasını. Ama ahirette Mevlamızın huzurunda çıkacak o bizim kayıtlarımız, her şeyin kayıtlı. Tebessümün bile kayıtlı, ağzından çıkan söz kayıtlı. Men kâni yu'minu billâhi vel yevmil âhir, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, felikul hayran, ya iyi bir şey söylesin, evli yasmut ya da sussun. Bak ne kadar güzel. Ya düzgün konuş, adam gibi konuş, işe yarar şekilde konuş ya da sus, bu kadar. Hocam geyik olsun diye konuşuyoruz. Böyle saçmalık mı olur ya? Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Anebi Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'u, Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet olundu radıyallahu anh. Kale buyurdular ki, Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, sevgili peygamberimiz aleyhi salatu vesselam buyurdular. Hambedel mütehallilune min ümmeti. Hambeda ne kadar güzeldir el-mütehallilune, hilallenenler min ümmeti. Normalde arkadaşlar, hilal ara demek, halel. Mesela namazda bak aralı duruyoruz. Bu halel. Bu boşluk halel. Tamam mı arkadaşlar? Hilal, halel. Mesela bu ayın hani bu hilal var ya bayraktaki gibi. O hilal H ile H. Türkçedeki H ile yazılan Arapçada 3 tane harf var. O 3 tane harfi de Türkçe'ye çevir, yani bugünkü harflerle yazacak olsak H ile yazıyoruz. Ama onun Arapçada karşılığı bir H var, bir H var, bir H var. Mesela o hilal H ile. Buradaki hilal, ha ile böyle biraz boğazı hırlatarak, bu aralık demek. Asıl manası bu, aralık. Hambeda ne kadar güzeldir. El mütehallilune, hilalleyenler. Yani aralayanlar min ümmeti. Benim ümmetimden bu aralayanlar, hilalleyenler ne kadar güzeldir. Kale dedi ki, kim olduğunu bilmiyorum diyenin. Ve mel mütehallilune ya Resulallahi. Bu hilalleyenler kimlerdir ya Resulallah? Sordular peygamberimize, anlamadılar. Ya Resulallah hani ümmetimden hilalleyenler çok güzeldir dedin sen. Kim bunlar? Kal peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki el mütehallilune fil vudu'i, abdeste hilalleyenler. Bir de el mütehallilune minet ta'ami, bir de yemekten hilalleyenler, yiyecekten hilalleyenler. Emma tahlilul vudu'i, abdestin tahliline, abdestin hilallemesine gelince el mazmazatu vel istinşaku ve tahlilul asabi'i. 3 madde var. El mazmazatu, ağza bol bol su vermek. İyice böyle ağzın içini böyle düzgün ıslatmak. Böyle gargara yaparcasına ıslatmak abdest alırken. Yani bunu yapan adam ne kadar güzel iş yapıyor burada peygamberimiz. Abdest alırken böyle ağzını iyice dolu dolu su veriyorsun ağzına. Ne kadar güzel iş yapıyor burada peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. 2-
El istinşaku istinşak. İstinşak da burna su vermek. Burna sağ elle su veriyoruz, sol elimize sümkürüyoruz, affedersiniz. Böyle yani burna böyle dolu dolu su vermek, yani ta genizlere kadar su vermek. Bunu yapan adam ne kadar güzel iş yapmıştır buyurdu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bir de ve tahlilül asabi, parmakları hilallemek. Yani abdest alırken böyle hem el parmaklarını böyle hilalliyorsun. El parmaklarını, iyi bakın dikkat edin, el parmaklarının hilallenme şekli böyle. Böyle. Hiç aralık bu kuruyer, bak aralıyorsun işte bak, aralıyorsun. Tamam mı? Ayak parmaklarında da sol elin serçe parmağıyla sağ ayağın serçe parmağından böyle başlar alttan. Bak el parmaklarında bu şekilde. Ayak parmaklarında sol elin serçe parmağıyla böyle alttan böyle hilalliyorsun. Aralıyorsun parmakları. Peygamberimiz bunu medhü senaati. Hambedel mütehallilüne min ümmeti. Mazmaza, yani ağza su vermek. Bak bu işte hambedel mütehallilüne'ye girer. İstinşak buraya girer. Bu hilallemek buraya girer. Abdest alırken ellerimizi yıkarken böyle yapıyoruz. Ayaklarımızı yıkarken de sol elin serçe parmağıyla sağ ayaktan başlayarak böyle, böyle alttan, tamam mı arkadaşlar? Böyle. Buna hilallenmek deniyor. Tamam, Peygamberimiz medhü senâ etti. Bu abdestle alakalı hilallemek. Emma tahlilü ta'ami, yemeğin hilallemesine gelince, feminat ta'ami, o da yemektendir. Yani ne demek? Dişleri temizliyorsun. Ağzını temizliyorsun. Özellikle dişlerinin arasında, bak hilallemek, aralamak dedik ya, dişlerinin arasında kalan şeyleri temizliyorsun. Arkadaşlar illa misvak kullanalım. İlla misvak kullanalım. Koy kenara. İkinci, illa diş fırçası kullanalım. Koy kenara, ben bir basamak daha atıyorum şimdi. İlla diş ipi kullanalım. Bak, misvak kullanalım. Geçen hafta okumuştuk yani. Misvak Allah katında çok kıymetli bir şey. Misvak kullanalım. Bazı şeyler var, misvak temizlemiyor onları. İlla diş fırçası kullanalım. Bazı şeyler var, diş fırçası da temizlemiyor. İlla diş ipi de kullanalım arkadaşlar. Bu dişlerin arasını tahlili, işte Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bu buyurduğu şey, diş ipiyle çok harika gerçekleşiyor. Diş ipiyle işte bu Peygamberimizin medhü senasına nail olmak mesela yani mümkün arkadaşlar. Şimdi dikkat edin hadis-i şerifin devamına. Leyse şey ve leyse şeyun, hiçbir şey yok. Eşeddu alel melekeyni, iki meleğe, yani insanın sağında solunda bulunan bu hafaza meleklerine daha şiddetli gelen, ağır gelen, zor gelen hiçbir şey yok. Min en yere yağ görmelerinden, beyne esnane sahibihima, sahiplerinin dişleri arasında görmelerinden, tamamen yiyecek parçası, o vakaimün yusalli, o da ayakta namaz kılıyor. Yani şimdi ben bu meleklerin sahibiyim, arkadaşıyım, bu melekler benim meleklerim, değil mi? İki tane melek var burada şimdi. Bunlar beni devamlı muhafaza, kontrol ediyorlar beni, yazıyorlar, çiziyorlar, hepinizde var bu böyle. Ben şimdi namaz kılıyorum ama yemek yemişim. Burada bir parça var, burada bir parça var. Görünüyor, görünmüyor, fark etmez. Burada bir parça var, burada bir parça. İşte melekler bu kadar rahatsız oldukları bir şey yok. Daha meleklere bu kadar ağır gelen bir şey yok. Dişinin arasında böyle bir şeyler var, sen kalkmış namaz kılıyorsun. Yani bu kadar böyle meleklere ağır gelen bir şey yok burada bir peygamber. Leyse şeyun eşeddu alel melekeyni. Meleklere bu kadar şiddetli gelen bir şey yok. Bak şiddetli gelen bir şey yok. Bu kadar ağır geliyor, zor geliyor melekler. Bu kadar tiksiniyorlar melekler bunlar. Onun için arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Yani ellerin hilallenmesi, ağzın hilallenmesi, burnun hilallenmesi, bir de dişlerin böyle düzgün temizlenmesi. Böyle melekler bizim tepemizde, Allah Allah, ağzından çıkan söze bakıyorlar, dişlerinin arasına bakıyorlar, parmaklarının arasına bakıyorlar. Arkadaşlar bizim hayatımızın her anı, her lahzası, her işi kontrol altında. Öyle sallapati yaşamak, öyle alel usul yaşamak, rüzgara göre yaşamak olmaz arkadaşlar. Elen nehsenel kelam ve blegan nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kavluhu tebareke ve teala fil kelam. Es'ad billahi veyda kur'el kur'anu feslemu'u lehu vansitu leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Felillahilhamdu. Rabbis semavati ve rabbil erdi. Rabbil alemin. Ve lehul kibriya'u fis semavati vel erdi. Ve huvel azizul hakim. Sadakallahu alazim. إنك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا رب العالمين. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا سعد بالله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
Allah'ıma barda anil hulefali erbaati zevil kalbinceliği ve şerefil aleyhi seyyidina Ebi Bekrin ve Amara ve Osman'a ve Ali'yi radıyallahu anhum ve anis sittetil bakiyeti minel aşiretil mübeşşereti rıdvanullahi aleyhi mecmu'in وعن العمين المكرمين عند الله المحترمين عند الناس سيدنا الحمزة والعباس رضي الله عنهما ونسبتين الجليلين سعيدين الشهيدين سيدنا الحسين وسيدنا الحسين رضي الله عنهما وأنصار الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأنصار المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والمسلمين وزاد في المسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين في بركة وبحركة وهباك من أمة محمد عليه مجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allah'a